Of, ben de sana göre 24 boydan. Kaşgarlı Mahmut'un Divan Duvati Türk adlı eserinde 22 boydan oluşan bir Türk boyudur. Bunlar Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Balkanlar, Suriye, Mısır, İran gibi bölgelere yayılmışlardır. Destana göre Oğuzlar Özkan'ın 6 oğlundan meydana gelen 4 oğlundan meydana gelmişlerdir. Sırasıyla Kayı, Yazır, Avşar, Bayındır, Salur, İdir, Bayat, Döger, Kızık, Peçenek, Eymür, Büyüdüz, Alkevli, Dolurga, Beydil, Çuvallar, Ulayıntılı, İva, Karevli, Yaparlı, Karkın, Çetni, Yüreği ve Kınık boylarında oluşan Oğuzların bozuk üçok kollarının ayrılması daha sonradır. Boylar arasında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı bir kısmı batıya göçmüştür. Kısmı da Göktürk Devleti'nin kurulması ve ötken işgal nedeniyle batıya göç etmiştir. Kalanlar Göktürk egemenliği altına girmiştir. 30 yılında Göktürk Devleti'nin zayıflaması yeniden birleşmeye başlamışlarsa da başarılı olamazlar. Göktürk Devleti kurulunca da fazla direniş göstermeden tekrar egemenlik altına girdiler. 745 yılında 2. Göktürk Devleti de yıkılınca batıya ve Çin'e göçmüş olan Türkler Kutlug Bilge Kağan'ın kurduğu Uygur Devleti çatısı altına birleştiler ve uzun süre varlıklarını sürdürdüler. 760'lı yıllarda bölgeyi ele geçiren Karluk Boyun'un kurduğu devlette yer aldılar. Boyun öncülüğünde Yama ve Çiğil Boylan'ın desteğinde de ilk kurulan Karan Devleti'nde Oğuz Boylar da vardı. 10. yüzyılda Azar Denizi'nin doğusunda Oğuz Yakgı Önderliği'nde ilk devletlerini kurdular. 1000 yılında Kıpçakların bu devleti yıkmasıyla bir kısmı batıya göç etti. Kırım, Kazak ve Bulgarların atası oldular. Bir kısmı da Selçuk Bey önderliğinde İslam'a girip İslam ordularına hizmet ettiler. Doğudaki Oğuz kitlerinin tarihi başka yönde gelişti. Sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bölümü istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.